Marcus Aurelius bize ne öğretti? Şafakla birlikte kendine şunları söyle. İşgüzar, nankör, küstah, hilekar, haset, geçimsiz kişilerle karşılaşacağım. O zaman hayatın rasyonel bir parçası ise bu durum, hayatını bu tür insanlara karşı öfkelenerek geçirmek niye? Ne diyordu Sartre? Cehennem başkalarıdır. Ne diyordu Tanpınar? İnsanoğlu, insanoğlunun cehennemidir. Kendini başkalarının nazarına ve yargılarına mahkum eden insanları bundan on dokuz yıl önce eleştiren biri daha vardı. Marcus Aurelius. Başkalarına tabi olarak başkalarının nazarından hayata bakmak, yani onlar bizi övünce mutlu olmak, onlar bizi yüz çevirince mutsuz olmak. Bu bir anlamda rüzgar nereden eser oraya sürüklenen bir geminin kaptanı olmaktan farksızdır. Oysa rüzgar nereden eser oraya sürüklenen, daha doğrusu savrulan bir hayat yerine, hedeflediği limana gemisini götüren bir kaptan olarak mücadeleyi seçmeli insan. O zaman neden başkalarının yargılarına kendimizi mahkum edip onlardan medet umarız? Asıl cehennem bu değil midir? İyi bir şeyi övülmek için mi yaparız? Belki de ün düşkünlüğüdür bizi yıpratan. Oysa her şey ne kadar çabuk unutuluyor. Sonsuz zaman uçurumunda nasıl da her şey yok olup gidiyor. Hatırlayan da, hatırlanan da, alkışlayan da, alkışlanan da. Demek ki cehennem aslında özgür olmama durumumuzdur. Çünkü sürekli başkalarının nazarından bakarız ve başkalarına yaranmaya çalışırız. Övgü almak için başkalarının kölesi oluruz adeta. Oysa güzel olan bir şeyin başka bir şeye ihtiyacı var mıdır? Zümrüt çirkinleşir mi övgü düzülmezse? O zaman yapılması gereken ilk şey kendimizi başkalarının nazarından azat etmek, yani kendimizi özgürleştirmektir. Başkasına tabi olmanın diğer bir görüntüsü de öfkedir. Marcus Aurelius çevremizdekiler bizi öfke ve huzursuzluklarına çekmek istediklerinde Onlara uymamamız, kendi içimize çekilmemiz gerektiğini öğretti. Zaten dünyada, evrende bir nokta değil miydi? Çok öfkelendiğinde ya da sabrın tükendiğinde insan yaşamının sadece bir an olduğunu hatırla, demiyor muydu Aurelius? Bu kısıtlı zamanı başkalarına öfkelenerek harcamaya değer mi? Bize bağlı olmayan şeylere üzülmek yerine. Bize bağlı olanı değiştirmeye çalışmalı, bize bağlı olanı istemeli insan. Elemsiz kalmak yerine değiştirebileceklerini değiştirmek için çaba harcamalı. Ama hiçbir şeyi rastgele ve amaçsız yapmamalı insan. Zaman akıp giderken gerçekleştirmek istediği şeyler için hızlanmalı. Kendi ayakları üzerinde durabilmeli insan, kendi başına dik durabilmeli. Yoksa Başkasının elindeki iplerle hareket ettirilen bir kukladan ne farkı kalır? İç huzur ve mutlu bir yaşam ancak değiştirilemeyecek olanı kabullendiğimizde, değiştirilebilir olan için de mücadele ettiğimizde sağlanabilir. Stratejik yönetim derslerimde GZFT analizinde güçlü ve zayıf yönlerimizin bize bağlı olduğunu söylerken kastettiğim, aslında öncelikle değiştirebileceğimiz bu yanlarımıza odaklanmamız gerektiğidir. Ancak fırsatlar ve tehditlerin elimizde olmayan, değiştiremeyeceğimiz şeyler olduğunu söylerken, fırsatlar ve tehditler karşısında pasif bir şekilde eylemsiz kalmamız gerektiğini de söylemem asla. Tehditler karşısında hayıflanmak ve mutsuz olmak yerine onları kabullenmeliyiz. Ancak fırsatlardan faydalanmak ya da tehlikelerden kaçınmak için de eyleme geçmeliyiz. İçinde bulunduğun koşulları sahiplenmeli insan, der Marcus Aurelius. Nasıl ki kaptan rüzgarın ters yönden esmesine şaşırmıyorsa, buna oturup ağlamıyorsa, rüzgarı suçlamıyorsa, tam tersine bunu doğal karşılayıp rüzgarın hangi açıdan ne kadar kuvvetle estiğini hesaplayıp gemisini hedeflediği limana ulaştırmak için çaba harcıyorsa, biz de bu şekilde davranmalıyız. Eğer doğru yolu görebiliyorsan, bu yolda sapmadan ilerlemek senin elindedir. Mutluluk dışarıda bir yerlerde değil, Mutluluk uzaklarda değil. Mutluluk bize bağlı. Mutluluk bizimle beraber. Marcus Aurelius her şeyin düşünceye bağlı olduğunu, düşüncenin de bize bağlı olduğunu öğretti.